Şimdi öğleden önce dinlemiş olduğumuz gibi bir oyunlaştırma projesi dinleyeceğiz. Yine başarılı bir proje. Sadece başarılı demeyelim, ödüllü aynı zamanda. Bu sene 11.'si düzenlenen IDS CIO Summit'te Feature of Work kategorisinde birincilik ödülü alan Koçtaş'ın projesinden bahsedeceğiz. Koçtaş Kampüs'ten eğitim uzmanı Selcan Pekşen Özoğlu aramızda olacak. Şu an sesimi duyabiliyor musunuz Selcan Hanım? Merhabalar, duyabiliyorum. Merhaba, nasılsınız? Çok iyiyim, teşekkürler. Siz Yayınımıza hoş nasılsınız? geldin. Teşekkür ederim. Bizler de iyiyiz. Ekranın arka tarafındaydınız. Şimdi ekranda olacaksınız. Nasıl gidiyoruz? Enerjimiz nasıl? Valla şahane gidiyorsunuz. Az önce ben hemen Uğur Hoca'yı hemen destekleyeyim. Gerçekten ufuk açıcıydı. Hem bir katılımcı hem konuşmacı olarak ben de hemen onaylamış olayım bunu. Süper oldu bu geri bildirim. Şimdi Uğur Hoca ile de paylaşacağım. Selcan Hanım, projenizi biz de destekliyoruz. Genfet olarak da içerisinde yer aldığımız Ercan Altuğ Yılmaz'ın da bizzat yer aldığı bir proje. Ödülünüzü de tebrik ederim efendim. Şimdi sizden detaylarını dinleyeceğiz. Koçtaş'ın sloganıyla başlayabilirsiniz isterseniz. Evet, kesinlikle. Evimi çok seviyorum. Bizim anasın her zaman sloganımız bu. Tam da şu aralar evden çalıştığımız dönemlere de oldukça Süper. uygun. Öncelikle çok teşekkür ediyorum ben. Hem bu güzel organizasyona davet ettiğiniz için hem de projemizdeki destekleriniz için de gerçekten sonsuz teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Biz hep Altı Hoca ile konuşurken bizim maceramız çok eskiye dayanıyor aslında. Çok uzun süreçlerle biz ön böyle fizibiliteleri yapıp sonradan hayata geçirdiğimiz bir proje oldu. O yüzden biz hep şey diyoruz, hayalimizdi gerçek oldu diyoruz. İsmini bile aslında belirleme sürecimiz bile bizim için gerçekten bir efsane süreciydi. Çok fazla proje ekibinin içeride olduğu, çoklu aslında fikir alışverişleri yaptığımız toplantılar sonucunda ortaya çıkan bir oyunlaştırma projesi bizim projemiz. İsmi Efsanelerin Yolu çünkü biz çalışanlarımızın gerçekten efsanelere imza attığını biliyoruz ve çok başarılı işlere imza attıklarını biliyoruz. Bu isim onlara çok yakışacaktı ve biz bu yolculuğun adını o yüzden Efsanelerin Yolu koyduk ve bu yolculuğu onlara atfettik. Güzel bir tercih olmuş. Tebrikler. Çok teşekkürler. Birazcık projenin ben şöyle gidişatını Sunumunuzu anlatayım. Biz ekrana getirelim isterseniz. tabii şu an geliyor mu? Doğru. Şu an söz sizde efendim. Çok Buyurun. teşekkürler. Biz aslında projeye başlarken hep şöyle şunu düşünüyorduk. Az önce Uğur Batı'yı dinlerken de çok böyle kendim de çok böyle hedeflediğim, hayallediğim pek çok şeyden bahsettiğini duyduğum için ne kadar doğru yolda ilerlemişiz onu bir kez daha anlamış oldum. Hep ben de eğitim verdiğim dönemlerde hep şunu hayal ederdim. Deneyimsel öğrenme ile birlikte oyunlaştırılmış öğrenme deneyimi ne kadar daha kalıcı olur? Hep bunu hedefliyordum ve Koçtaş'ta da biz eğitim sürecimize başlarken hep şunu düşündük. Acaba davranışları doğrudan dikte ederek değil de oyunlaştırarak yaptırsak nasıl olurdu? Ve bunun sürdürülebilirliği ne kadar kalıcı olurdu? Bunu hayal ettik ve bunun için bir aslında ortak akıl koyduk ortaya. Burada mağazalarımızın operasyon yönetim ekipleri, müşteri danışmanlarımız, Koçtaş Kampüs olarak biz eğitim ekibi, Ar-Ge ekibimizle birlikte uzun süren çalışmalar yaptık, analizler yaptık, projeler yaptık birlikte. Ve çözüm ortağı arayışımız içerisinde tabii ki Ercan Altuğ Yılmaz bu noktada en iyi isimlerden biri olduğu için ilk başvuru yaptığımız kişilerden biri oldu. Ve biz Altuğ Hoca ile çalışmaya başladık ve çözüm ortağı olarak da hayatımıza bir tabii ki partner gerekiyordu. Bu noktada da Imona Game bizimle birlikte oldu ve çözüm ortağı olarak da Imona Game ile yola başladık. Ve ciddi gerçekten de bizim için fayda sağlayan süreçlere imza attılar onlar da. Biz yolculuğa ilk başlarken hep şunu düşündük aslında. Oyunu nasıl başlatalım, insanları nasıl dahil edelim, sonrası sürdürülebilirliğini nasıl kılarız? Bu amaçlarla hep aslında hedefledik ve yola çıktık. O yüzden kendimize bir roadmap belirledik. Kasım 2019 itibariyle başladığımız sürecimizde adım adım böyle küçük küçük adımlarla ilerledik ve sindire sindire ilerledik aslında. Bu noktada da proje ekibimizle birlikte ilk hedefimiz tabii ki her zaman mağazalarımız olduğu için mağazalarımızla başlama kararı verdik. Burada pilot çalışmaları yapmak istedik ve kendimize özgü bir ekranla, kendimize özgü oyun kurgularıyla bir yol haritası belirlemek istedik.
Ve bizim için Koçtaş'ta önemli olan şey hep aidiyet duygusudur ve biz çalışanlarımızla birlikte gerçekten hep gücümüz sensin sloganıyla hareket ediyoruz. Çalışanlarımızın da sahiplenebileceği bir yapı oluşturmak istedik. Bu noktada ajanstan da aldığımız desteklerle birlikte kendi tasarımlarımızı oluşturduk. İşte rozetlerimiz, görev ikonlarımız, backgroundlarına kadar her şeyi oluşturduk. Ve artık pilota çıkmaya hazırız dediğimiz noktada da takvimlerimiz Ocak 2020'yi gösteriyordu. Biz bu dönemde yavaş yavaş test etmeye başladık pilot çalışmamız boyunca. Araya işte tam hadi böyle ufak start verelim dediğimiz noktada pandemi girdi. Ve biz o dönemlerde mağazalarımızın bir kısmını kapatmak zorunda kaldık. Bütün mağazalarımızı kapatmak zorunda kaldık daha doğrusu. Doğal olarak projemizi bir şekilde o dönemde rafta kalmak durumunda kaldı. Neyse ki bu durum çok uzun sürmedi ve biz mağazalarımızı tekrar açmaya başladık. Ve bu süreçte de hemen oyunlaştırma projemizi de yeniden devreye almaya karar verdik hiç durmadan. Bu noktada da gerçekten üst yönetimin ciddi desteğini aldık. Süreçte biz neler yaptık? Birazcık aslında onu söyleyeyim. Sonra da projemize başlangıç noktamıza neler yaptığımızı söyleyeceğim. Şimdi benden önce de oyunlaştırma projesi anlatan oldu. Belki bundan sonra da anlatanlar detaylara gireceklerdir. Ama en önemli adımlardan bir tanesi biz de bunu çok iyi deneyimleyebildik. Oyun öncesi, oyun sırası ve oyun sonrası gerçekten yapılan persona çalışmalarının oyun sürecine çok ciddi katkıları vardı. O yüzden biz de bunu çok önemsedik ve yine Genfet desteğiyle persona çalışmaları yapıldı mağazalarımızda. Burada çalışanlarımızın sesini duymaya çalıştık aslında. Bize ne söylemek istiyorlar oyunla, oyunlaştırmayla ilgili. Ana hedefimiz de buydu bu çalışmaları yaparken. Hem büyük mağazalarımızı hem de Koçtaş Pix mağazalarımızda persona çalışmaları yaptık. Genel müdürlük çalışanlarımızla yaptık. Ortalama 40 kişiyi buldu. Bütün oyun süresi boyunca persona yaptığımız kişi sayısı. Persona saati olarak baktığımız zaman da 20 saatlik bir çalışma burada söz konusuydu. O yüzden bu persona çalışmalarını yapan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü birden fazla kişi destek oldu bu süreçte bize. Onların da emekleri gerçekten çok çok ciddi boyuttaydı. Persona çalışmalarında bize neler söyledi çalışanlarımız? Biz bunları bir raporladık aslında. İşte oyunda ne olursa ilgini çekerdi. Oyunda seni ne motive ederdi? Oyun sonrası sana nasıl bir ödül verilse seni motive ederdi sorularını çok önemsiyorduk. O yüzden ödül kurgularımızı belirlerken öncelik olarak bu persona çıktılarına baktık. Takdir edersiniz ki herkes farklı profillerde. Hem yaşlar farklı mağazalarımızda. Hem de çalışanların ilgi alanları da farklı. O yüzden mümkün olduğunca personel çalışmalarımızı farklı profil özelliklerine sahip insanlardan belirlemeye çalıştık. Bu da bize çok net ve kesin bir sonuç verdi aslında. İnsanların ödüllerin bazılarında içsel motivasyondan, aslında daha doğrusu ödüllerin bazılarının içsel olmasından dolayı motive oluyorlar. Bazıları ise dışsal ödüllerle motive oluyorlardı. Biz de doğal olarak ödül mağazamızı kurgularken her ikisini de ön planda tutmaya çalıştık. En çok mesela nasıl oyunlar olsa hoşunuza giderdi, bir rekabet ortamı size nasıl hissettirirdi sorusundan aldığımız cevap bizi mesela çok mutlu etmişti. Mesela oyunlaştırmada en çok konuşulan şeylerden biri rekabettir. Mesela rekabet etmek ister insanlar. Ancak bizim mağaza çalışanlarımızdan özellikle aldığımız şey şuydu. Biz birbirimizle rekabet etmeyelim. Biz departmanlar olarak birbirimize rekabet edelim. Bir takım şeklinde ya da bir mağaza olarak, takım olarak başka bir mağazayla rekabet edelim. Kendi içimizde rekabet olmasın dediler. Bu mesela yine aslında Koçtaş'ın ne kadar güzel ve büyük bir aile olduğunu bize yeniden göstermiş oldu. Biz de oyun kurgularımızı yine bu temeller üzerine oturtmaya çalıştık. Yine oyun içerisinde de burada görmüş olduğunuz aslında işte bilgi yarışmaları, takım bazlı rekabetler, satışa dokunan oyunlar gibi oyunları da yine çalışanlarımızın sesinden aldığımız yorumlarla, mesajlarla hayata geçirmiş olduk. Projemizi biz aslında üç fazla yönettik. Şu an üçüncü fazdayız. Ama ilk bir ve ikinci fazda neler yaptığımızı çok kısacık anlatmak istiyorum. Biz bütün oyun kurgumuzu mağazalarımızla başlattık. Mağazalarımızın direkt içine dahil olacağı bir pilot çalışma düşünmüştük. Pandemiyle birlikte bunu askıya almak zorunda kaldığımızı az önce söylemiştim. Biz de bu süreci aslında şöyle değerlendirmek istedik. Bizim genel müdürlük çalışanlarımız da evlerine çekildiler ve bir anda oldu. Herkes bir bilinmezlik ortamına girdi ve o süreç birazcık insanlarda motivasyon bozukluklarına da neden olmuştu. Biz de dedik ki o zaman neden gamification'ı biz
burada başlatmıyoruz. Yani genel müdür çalışanlarımızla başlatmıyoruz. Bunun üzerine tekrardan biz Genefet'le birlikte ve İmona ile birlikte Altı Hoca ile oturup proje ekibimizde 8 Haziran'da start verecek şekilde genel müdürlükte oyunu açmak üzere bütün kurguyu yeniden yapılandırdık. Ve birinci fazımızı başlatmış olduk. Yaklaşık bir ay sürdü bu faz ve çok keyifli oldu. Biz çok olumlu tepkiler aldık, çok pozitif yönde tepkiler aldık. Hatta bazı yorumlar şöyleydi: nasıl yani, Koçtaş'ta oyun mu var, oyun mu oynayacağız biz şimdi diye. Böyle inanamadıkları tepkiler oldu insanların. Bu mesela bizim için çok güzel bir tepki ve yorum aslında. Çünkü insanlar o kadar çok iş yapmaya alışmışlar ki arada bir oyun oynayabileceklerinin düşüncesi bile iyi hissettirdi o dönemde. Tabii bizi de çok iyi hissettirdi. Her gün böyle gidip oyun oynuyor, bilgi yarışmaları yapıyor, birbirimizi geçmeye çalışıyoruz. İşte leaderboardlarda yükselmeye çalışıyoruz. Bunlar çok çok keyifli süreçler oldu. İlk fazımızı bitirdikten sonra genel bir içgörü toplayıp hem ekran tasarımlarımızı hem oyun içerisindeki tasarımlarımızı yeniden bir gözden geçirdik. Yine çalışanlarımızdan aldığımız ses bizim için çok önemliydi. Yeniden yapılandırılması gereken alanlarımızı iyileştirmeler yaptık. Burada yine çözüm ortağımızın hızlı aksiyonlarıyla yeni tasarımlar yapıp ikinci fazımız için 22 Temmuz'da yola çıktık. Ve orada tekrar bir oyunu başlattık. 13 Eylül'e kadar da oyunumuz devam etti. Burada bir farklılık vardı ama artık mağazalarımızı da oyuna davet ettik. Dahil ettik, özür dilerim. Koçtaş fikslerimizi aldık. Koçtaş Fixer'le birlikte artık iş hedeflerinin de gündeme geldiği ve iş hedeflerimizi de oyunlaştırma içinde koşabileceğimiz yeni bir yapı karşımıza çıkmış oldu. Burada da ağırlıklı hem ürünlerle ilgili teknik bilgilerini besleyecek yarışmalar hem de genel kültürle ilgili bilgi yarışmalarıyla birlikte satış hedeflerini de yine işin içine kattığımız keyifli bir oyun kurgusu oldu ve burada mobil sürümünde artık oyunumuzun ciddi anlamda geliştirdik ve büyüttük. Çalışanlarımızın büyük bir kısmı da mobilden uygulamayı indirerek oyunlarını keyifle oynayabilir hale geldiler. Şimdi hedefimiz de 31 Ekim itibariyle, Ekim ayının sonu itibariyle aslında bütün Koçtaş çalışanlarına, yani yaklaşık 3200 kişiye oyunumuzu açmak ve herkesin dahil olduğu, daha büyük yarışmaların olduğu ve eğlencenin olduğu bir oyun platformuna dönüşmek yönünde şu an yolculuğumuza devam ediyoruz. Biz süreçte neler yaptık ve nasıl duyurduk kısmı da çok önemliydi. Biz Efsanelerin Yolu koyduk oyunumuzun ismini ve insanlara da sorduk tabii ki, efsane olmaya hazır mısınız? Biz hazırladık da siz hazır mısınız diye sorarak başladık yolumuza. Ajansla birlikte görsel çalışmalar yaptık. Oyunun birazcık içeriğini ve birazcık da orada bir merak duygusunu yaratmak adına duyurular paylaştık. Bu duyurulardan sonra da oyunumuzu zaten lansman ile birlikte kılavuz göndererek onlara başlattık. Bu kılavuz çok önemliydi. Biz de yolda bunu bir kez daha deneyimlemiş olduk. Aslında bir kılavuz olmadan sürece başladığınız zaman insanlar nereye tıklayacağını ve oyunu nasıl oynayacaklarını bulmakta zorlanabiliyorlardı. O yüzden yine çözüm ortağımızın da desteğiyle birlikte bir kılavuz eşliğinde oyunumuzun başladığını duyurduk ve oyunumuzu başlattık. Şimdi canlı olarak ekranları gösteremiyorum ama ekranımız neye benziyordu? Birazcık paylaşmak istedim aslında katılımcılarımıza da. Bu bizim web portalımız. Bizim şu an Efsanelerin Yolu oyunumuz hem web arayüzünde hem de mobil uygulamalarda oynanabilir durumda. Web farklı arayüzde, mobil farklı arayüzde ama ikisini yakın bir zamanda da eş arayüzlere de çekmeye hedefliyoruz. Burada gördüğünüz alanların tamamı web'e özel. Ve aslında bir oyuncunun oyuna girdiğinde oyundaki bütün aktivitelerini çok rahat görebildiği, oyununu oynarken kendi sıralamasının nerede, sıralamada nerede olduğu, rakiplerinin nerede olduğu, kazandığı rozetleri, işte leaderboardlar, artı onun aksiyonlarını beğenen insanlar, ona meydan okuyan insanlar, her şeyi görebileceği bir arayüz var karşılarında. Ve çok rahatlıkla oyuna girip oyunu kendileri keyif alarak oynayabiliyorlardı. Özür dilerim, web tarafından sonra bir de mobil tarafını bir göstermek istiyorum size. Mobil tarafı tabii bildiğiniz üzere mobil aplikasyonlar daha renkli ve eğlenceli. Çok pardon. Mobil arayüzümüzde birazcık daha böyle yol haritalarını da kullandığımız bir background kullandık. Yine burada da kişi girdiği zaman her adımı tek tek görebildiği, oyunlarını oynayabildiği ve skalalarda yerini görebildiği, kazandığı rozetlerini görebildiği bir yapıya erişmiş oluyorlar.
Burada da kullandığımız fotoğrafta 6 hocayı da böylece deşifre etmiş olduk ama 6 hocam size de böyle buradan sevgiler göndermiş olalım kullandığımız fotoğrafınızla birlikte. Bizim oyunumuzda önemli olan şey şu da hep aslında takım olarak hem insanlar birbirleriyle oynayabilsin hem de bireysel olarak oynayabilsin yaklaşımıydı. O yüzden kurgularımızda da böyle ara ara değişiklikler yaptık ve oyunu da canlı tutmaya çalıştık. Ve puan yapısını da belirledik aslında. Hangi oyunda ne kazanır, nasıl kazanır? Oyunlaştırma var evet ama ödül puanını nasıl kazanacak insan? Orada ödül mağazasındaki ödülü nasıl alacak? Her bir adımı ayrı bir puanlama sistemi verdik. En temelde zaten ilk puanı sisteme login olduğunda almaya başladı. Mottosunu güncelleme, profil resmini güncelleme, görev tamamlama gibi ve aksiyonları tamamlama gibi bütün hedeflerden puan toplamaya başladılar. Ve bu puanlarla, biriken puanlarıyla da açtığımız ödül mağazasından kendilerine özel hediyelerini seçtiler. Biz de kendilerine ulaştırdık. Bir kısmını da ulaştırmak için şu an hala devam ediyoruz çalışmalarımıza. Bizim oyun açtıktan sonra en çok önemsediğimiz şeylerden bir tanesi takip ve tutundurmaydı. Altı Hoca zaten bunu her seferinde çok böyle dikte ederek söylüyordu. Tamam şimdi kaç kişi girdi, bugün kaç olduk diye hep bizi de gerçekten push etti ve onun bu yönlendirmeleriyle bizim sabah gözümüzü açar açmaz ilk leaderboard'a bakarak kaç kişi oyuna girmiş diye bakmakla geçti bazı günlerimiz. O yüzden gerçekten çok önemliydi tutundurma süreci. Biz o yüzden ilk haftalarda çalışanlarımıza liderlik tablolarını gönderdik. Oyun içinde öne çıkan görevlerimizi duyurduk. Fonksiyon bazlı giriş raporları gönderdik. Ödül kataloğunu duyurduk. Ekstra puan kazandıran oyunlarımız ya da görevlerimiz varsa oyun içerisinde onları duyurduk. Hafta sonlarına ve özel günlere özel oyunlar yaptık. Oyundaki görevlere yenilerini ekledik. Yeni görevlerle birlikte oyunları böyle hareketlendirdik. Bu sayede aslında oyunun daha fazla tutulduğunu ve insanların daha çok yeni oyuncu getirdiğini de gördük. Bu bizim için gerçekten doğru yolda gittiğimizin en iyi göstergelerinden bir tanesi oldu. Tabii ki bu süreçte yine içgörü toplamaya ve persona yapmaya da devam ettik. Sadece kendi gözlemlerimizle yapmadık bunu. O yüzden gerçekten çalışanların sesini dinliyor olmak bu noktada projenin başarısı için çok çok önemliydi. Birkaç görsel de paylaşacağım sizinle. Biz hep dediğim gibi az önce paylaştığımız bütün adımları duyurduk. Özel tasarımlar yaptık. Ekibimizden Onur ve Alper de ilk başta süreçte çok ciddi anlamda benimle birlikte böyle gece gündüz bu işi yaptılar gerçekten. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum buradan ekip arkadaşlarıma. Ciddi emeklerle hazırladığımız template'ler ve onlarla her gün duyurular atarak insanların da aslında oyundaki sıralamalarını ve sıralamadaki yerlerini görmelerini çok arzu ediyorduk. Burada gülen yüzün arkasındaki insanlar aslında çok mesela enteresan. İlk hafta attığımız, ilk gün attığımız duyurudaki ilk beş, oyunun sonundaki de ilk beş oldu neredeyse. Orada güzel olan şey şuydu, aslında oyunu gerçekten girip de tutunanlar oyunun sonuna kadar bırakmıyor o hevesi. Bu da bizim için güzeldi ama tabii biz aşağıdaki puanları da yukarıya çekmek için farklı aksiyonlar aldık zaman zaman oyun içerisinde. Oraya da birazcık denkleştirmeye çalıştık. Özel neler yaptık? Mesela bizim için çok önemlilerden bir tanesi şuydu. GMY'lerimiz mesela oyun içerisinde birbirlerine düello açtılar. Bu bizim için çok eğlenceliydi. Bunu gördüğümüz zaman biz hemen onun ekran görüntüsünü alıp duyuru olarak içeriğiyle paylaştık. Ve gerçekten düellonun sonucunu merak edenler de oldu. O yüzden bunu paylaşmak bizim için çok çok değerliydi. Fonksiyon bazlı paylaşımın örneğini de burada gösteriyorum size. Bunun da paylaşılma sebebi şuydu aslında. Departmanların da birbirlerinin oyunun ne kadar aslında içinde olduğunu görmelerini istemiştik. Burada da gerçekten insanların farklı departmanlarla da işbirliklerini de zaman zaman arttırma yoluna gitti. Güzel oldu. Biz bunu istiyorduk çünkü pandemi döneminde insanların birbirlerinden uzaklaşmak yerine tam tersi Uğur Hoca'nın da az önce dediği gibi daha çok sosyalleşmelerini istiyorduk. Birazcık bu oyun sayesinde merkezdeki çalışanlarımızın da, genel müdürlük çalışanlarımızın da birbirlerini daha böyle bu oyun aracılığıyla daha net gördükleri, birbirlerine dokundukları ve düellolarla da olsa temas ettikleri bir keyif alanına dönüştürmüş olduk. Yine oyundan böyle görüntüler paylaşmaya devam ediyorum duyurulardan. Burada yine mağazamızı duyurduk. Örneğin mağazamızda, ilk ödül mağazamıza mesela koyduğumuz ödüllerimiz
tamamen içgörü personayla gelenlerdi. İşte kimisi barınaklara bağış yapmak istedi, ormana fidan ekmek istedi. Koçtaş çalışanıyım, ben bir Koçtaş çeki fena olmaz diyenler de oldu. Ve gıda marketlerden de olmak üzere farklı kategorilerden biz ödül kataloğumuz, ödüllerimizi koyduk ve açtık. Özel günlerle ilgili az önce mesela konuşmuştuk. Biz özel günleri de oyunun içine dahil ettik ve yeni oyunlar da yaptık. Bizim için mesela Koçtaş'ın vazgeçilmez bir terası vardır. Her yaz biz o terasta yemekten sonra oturur, çayımızı kahvemizi içer, sohbet ederdik. Fakat pandemiyle birlikte bunu ara vermiştik ama dedik ki neden biz bunu online'da yapmıyoruz acaba? Ve oyunun içine bunu ekledik. Oyunumuzun içinde bir online teras uygulaması yaptık. Bir alan, bir görev ekledik. Online terasta insanlar Teams'ten hatta yine dijital kanallarla Teams'ten toplantılar yapıp fotoğraflarını kahvelerde çekip oyun üzerinden paylaştılar ve bundan da puan kazandılar. Ve online terasta sadece bunu da bırakmadık. Hemen yakınımızda bayram vardı. Bayram kutlamalarında yine online teras üzerinden yapmalarını sağladık. Kelime Avı oyunu oynadık mesela. Bu çok eğlenceliydi bizim için. Hala hepimiz en çok böyle karmaşık şeylerin içinden basit şeyler bulmayı çok severiz. Yaşımız ne kadar büyümüş olsa da. Kelime Avı o yüzden bizim için çok kıymetli oldu. Böyle açtığımız gün oyuncu sayısının bile arttığını fark ettik enteresan bir şekilde. Ve devamında da Koçtaş kategorilerine ait soruları, kelimeleri ekleyerek bu kurguyu devam ettirdik. Böylece aslında ürün bilgilerimizi de yine burada pekiştireç olarak kullandık bu oyun sayesinde. Oyunumuzla ilgili biz çalışanlarımıza ödüllerimizi mesela birinci faz bittiğinde Temmuz'un 7'sinde çalışanlarımıza aldıkları ödüllerini de göndermek istedik. Burada tabii ki yüz yüze olsak ellerine gidip gerçekten o sertifikalarını vermek, rozetlerini belki kayıplarını takmak gayet iyi olacaktı. Fakat bunları yapamadığımız için sanal ortamda yine onlara özel sertifikalar tasarladık. Bağışlarını Toplum Gönülleri Vakfı ile yaptık. Onlar da bizim için çok güzel bir sertifika paylaştı ve biz de bunu çalışanlarımızla paylaşmış olduk ve bunun da etkisi güzel oldu. Çünkü mesela bizim şirkette böyle kedi severler, sokak hayvanı sevenler çoktur ve biz kampüsümüzün bahçesinde bile kedileri besleriz. O yüzden buradaki ödüller içerisinde yer alması da çalışanlar için motive edici bir şeydi. İkinci fazda da biz tekrar yeniden dönüyoruz derken çalışanlarımıza bunu duyurduk ki onların geri bildirimleriyle açtığımız anketler oldu ve anketlerden sonra aldığımız geri bildirimlerle ekranımızı yeniledik. Yeni oyunlar ekledik ve sürecimize tekrar başladığımızı duyurduk. Bu sefer roadmap'imiz de vardı. Roadmap üzerinden ilerledik. Bu roadmap'imizin de amacı şuydu. Aslında hangi hafta, hangi gün ne yapacağız ve nasıl yapacağımızı da bir öncesinden görmek istedik. Ve bundan sonraki süreçte de hep böyle bir roadmap üzerinden gitmek bizim için çok daha anlamlı olacak. Bunu görmüş olduk hep beraber. Zamanımız çok az kaldı Selcan Hanım, biliyorum. evet, son olarak bir toparlayabilirsek Tabii ki. süremizi de Hemen yetiştirmiş olalım. toparlıyorum. Zaten sadece bir iki bilgi kaldı aktarmak istediğim. Biz oyunumuzun içerisinde mesela birazcık canlı tutmak için farklılaştırmak da istedik. Bu nedenle videolu ve sesli mesajlarda oyunun içine ekledik, görevler ekledik. Bir videonun bir kesiti, bir çalışanımız mesela çalışanlarımız bizim içimizdeki yetenekler diye bizim paylaşımlarımız var. Gitar çalan bir çalışanımızın örneğin blurlaştırılmış bir görüntüsüyle şarkı söyleyen bir videosunu koyduk ve bilin bakalım içimizdeki bu yetenek kim diye sorduk. Mesela hiç bilmedikleri birisinin aslında o enstrümanı çalan ve şarkı söyleyen birisi olduğunu gördükleri için insanlar da mesela bu bilgiden mutlu oldular. Doping çarkı yaptık. Burada da ekstra çarkı çevirince puan kazanabildikleri ya da ekstra görevler yapabildikleri farklı bir oyun kurgusuna almış olduk. Yine farklılaşan işte 30 Ağustos'ta özel tasarım yaptık, background'umuzu değiştirdik, oraya özel oyunlar yaptık ve puanlarını daha fazla verdik, iki katını artmış oldu. Sonrasında bireysel ve takım oyunlarımız farklılaştı. Sadece şurayı özellikle hemen söylemek istiyorum. Gelişim oyunlarıyla biz bilgi oyunları oynattık çalışanlarımızı. Bilgileri yarıştırdık mağazalarda satılan ürünlerimizle ilgili bilgileri yarıştırdık aslında. Burada da yine farklı ödüllerimiz oldu. Hemen son slaytıma geleceğim. Burası bizim için çok önemli. Bunu mutlaka aslında paylaşmak isterim.
Bizim en son mesela şu anda oynattığımız oyunumuz Efsane Kiosk Ligi. Efsane Ligi başlattık aslında. Lig kurgusuyla şu anda bir yarışmamız var içeride. Çalışanlarımız, mağaza çalışanlarımız kiosk satışları üzerinden bir lig usulüyle şu anda yarışıyorlar oyun içerisinde ve burada şunu gördük ki biz çalışanlarımız aslında normalde de satış yapıyorlardı evet ama rakiplerinin önünde olmak, mağaza olarak ve takım olarak diğer mağazanın önünde olmak için daha fazla bunu ligle birlikte daha fazla satış yapmaya ve puanlarını arttırmaya başladı. Örneğin %30'larda olan satışlar %60'lara çıktı. %10-15'lerde gezilen satışlar %30'lara çıktı. Bunlar bizim için çok büyük büyük başarılardı. Yani oyunun bu noktada gerçekten destekleyici olması ve sürdürülebilir olması yani gerçekten yaptığınız işin çok yerinde ve doğru kararlarla alınmış bir süreç olduğunu bize bir kez daha göstermiş oldu. Az önce sizin de söylediğiniz gibi zaten ödülle de taçlandırmış olduk biz de oyunumuzu. Diliyoruz ki tabii bu bir daha başlangıç diyoruz bizim için. Daha devamı gelecek diyoruz. Bu projemizin başarısının arkasında çok fazla emek harcayan insan var. Onlarla birlikte çok daha büyük işlere, çok daha güzel başarılar imza atacağımıza eminiz. Tabii ki satış için yine bir ufacık bir şey ekliyorum, hemen bitiriyorum. Oyunlaştırmanın satış üzerinde gerçekten çok ciddi etkisi var. Yıllarca satış yapmış birisi olarak ben de bunu çok net görebiliyorum ki gerçekten insanlar sadece satış hedefi değil de ekip olarak kazanma hedefiyle yarıştıklarında da fark yaratıyorlar. Yani orada amaç belki de satışı yapmak değil, ekiple birlikte o satışı yapmak oluyor çünkü. O yüzden oyunlaştırmayı satış hedefleriyle, satış işinde ekip ruhuyla ne kadar çok harmanlayıp sunarsanız o kadar iyi sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Biz bunu usta kart satışlarında da gördük. Özür dilerim, kioskta da gördük. Gerçekten satışa da ivme kazandırıyor. Değerlendirmelerimizi yaptık. Burada paylaşmayalım ama tabii ki oyunda çok iyi yaptığımız şeyler de oldu. Daha iyi yapabileceğimiz şeyler de oldu. Hatalarımız da oldu. Biz bunları da kendi aramızda değerlendirip gerçekten bir sonraki oyunda düzeltmenin yollarını da baktık, konuştuk. Onu da paylaşmak isterim. Her şey sadece çok güzel değildi. Olumsuz yönleri de mutlaka oldu. Çok teşekkür ediyorum. Biz Zaman teşekkür baskısına ederiz bırakmak Selcan Hanım. istemiyorum. Evet, canlı yayınımız olduğu için hani orada süreyle alakalı belirli konulara dikkat etmemiz gerekebiliyor. Ama muazzam bir enerjiniz var. Normalde muhakkak ki günlük hayatınızda da bu böylesinizdir. Benim merak ettiğim şey şu aslında. Bu proje sürecinde en eğlendiğiniz an ne oldu mesela? Gerçi sizin her anınız eğlencelidir muhakkak. Aynen Fakat evet. hani varsa Gerçekten böyle kafanızda böyle tam böyle evet bu net olarak projede buydu diyebileceğiniz bir hikayeniz varsa dinleyebilirim. ay çok hazırlıksız oldu bu soru. Ama gerçekten dediğiniz gibi her anımız öyleydi. Yani her ekip toplantımızda gerçekten kahkaha. Böyle çok birbirimize bağırdığımız, yükseldiğimiz anlarımız da oldu. Ama böyle çok kahkahaların havalarda uçuştuğu da oldu. Yani belki çok komik değil ama şunu yaşadığımız bir anımız var. Onu mesela söyleyebilirim. Önce Genfet'te olup sonra İmola tarafında bizi destekleyen Deniz Hanım'ın bir gün Evet. toplantıda artık dayanamayıp bir şey söyleyeceğim yani neden biz görüntüsüz konuşuyoruz? Neden biz birbirimizi görmüyoruz biz deyip bir feryansın ettiğini ve o korkuyla hep bizim birden kameralar açtığımız bir an oldu. O benim için mesela keyifli Yeni bir andı. normale ilk karşı çıkan William Wallace Deniz oldu yani. Kesinlikle. Aynen ve ondan sonra gerçekten biz daha çok buna dikkat etmeye başladık. Aslında çok önemli bir uyarı bu. Çok tatlı da bir uyarı. Biz birlikte bir proje yapıyoruz. Bir aile gibi olduk. Ama neden toplantıları görüntülü yapmıyorduk? Ve gerçekten o ana kadar anlamamıştık bunu. Ama genel olarak projenin her aşaması bizim için çok çok keyifli ve eğlenceli oldu. Çok güzel. Biz de keyifle dinledik. Çok teşekkür ediyoruz Selcan Hanım. Başarılı bir süreci olur umarım. Pandemi esnasında ve sonrasında öyle söyleyelim. Ah, evet, inşallah öyle olur. Biz de size çok çok teşekkür ediyoruz bu güzel organizasyon için. Gönüllülük esaslı yaptığınız bu organizasyon için hatta. Biz teşekkür ederiz Sizler için efendim. de keyifli bir süreç olsun umarım o zaman kalan gün ve bugün ve yarın için. Evet, teşekkürler Selcan Hanım. Sağ Teşekkürler. olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.